Türkiye'de bugün oldukça heyecanlı bir gün yaşanıyor. Koronavirüsü salgınına rağmen yüz yüze eğitim kararı alındı ilkokul birinci sınıflar için. Çünkü ilkokul birinci sınıflar hem okulla hem de öğretmenle tanışma ihtiyacı içerisindeki küçükler. İşte o küçükler için bugün okulun ilk günüydü, ders zili çaldı ve onlar öğretmenleriyle, okullarıyla tanıştılar. Koronavirüsü salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar uyarınca sınıflarda gruplar halinde ders işlediler. Örneğin yarın da birinci sınıflarda başka bir grup ders alacak. Dersleri sırasında bahçeye de çıktılar, oyunlar oynadılar. Şu dakikalarda da okuldan çıkış yapıyorlar. İlk günlerini tamamladılar okulda. Veliler de heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Bizim için hatırladığımız klasik ilk birinci sınıfa ya da ilkokula başladığımız süreçten çok farklı. Herkesin maskeli, güvenlik önlemlerinin alındığı, eski heyecanın yaşanmadığı bir süreç. Tabii ki biraz buruk geçiyor ama her halükarda dünyanın her tarafında aynı sıkıntı yaşandığı için biz de bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz çocuğumuza çok yansıtmadan. Zaten hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı gerekli güvenlik önlemlerini, gerekli sağlık önlemlerini almış. Şu aşamada bizim çok bir sıkıntımız yok. Süreci sağlıklı geçirmeye çalışacağız. Çocuklar yetişkinlerden daha adapte oldu bu duruma. Yani daha çok dikkat ediyorlar. Mesela yolda giderken anne sosyal mesafeye dikkat et, işte yürüyen merdivenlerde sosyal mesafeye dikkat et diye sürekli beni uyarıyor. Maskeni tak, dezenfektan al diye uyarıyor beni sürekli. Ama bunlar çocuk tabii ki. Hani ne kadar uygulayabilir? Bir oyun esnasında bunun farkına varamayabilir. Ama sürekli maskesi ağzındaydı. Ben bu zamana kadar buradayım. Hiç düşürdüğünü görmedim ya da çıkarttığını görmedim. Gayet iyi gidiyor gibi. Ama tabii bu süreç biraz sıkıntılı bir süreç. Birinci sınıfa başladı bu sene. İşte geleceğiz, bakacağız, alışacağız. Biraz zor oldu girmemiz bizim ama bunu da aşacağız gibi. Şimdi gayet iyi, alıştı herhalde arkadaşlarına. Oyun oynuyordu baktım ben son. Gayet güzeldi, gidiyordu bakalım. Pandemi gerçekten zordu. Hala da zor, ne kadar sürecek bilmiyoruz. Hep muamma, gözümüzün önünü göremiyoruz. İnşallah aşacağız bunları da, bilmiyorum. Bakacağız, zaman ne gösterecek. Bir 3-4 tamam. O adapte olmuş artık, hani öğretmenini görmüş, o disiplinini almış, anlarım öğretmeni bildiği için, disiplini bildiği için. Ama bu birinci sınıf ve öğretmeni hiç görmemiş bir çocuk. Okul disiplini bilmiyor, kurallarını belki bilmeyen çocuklar var ya da o kurallara adapte olmaya zorlanan çocuklar var. Bu online derste nasıl olur böyle uzaktan eğitimde bilmiyorum. Gerçekten sıkıntı olabilir. Hani bunu oturtup bir bilgisayarın başına, ev ortamında, ev rahatlığında... Hani bu biraz zor gibime geliyor. Küçük çocuklar oldukları için. Ya tabii çok büyük tedirginlik var ama eğitimlerine geri kalmaya mümkünatı olmuyor. Ama çok büyük sıkıntı. Çalışan annesin. Bir gün birini getiriyorsun. Ama buna rağmen yine de mutluyuz ya, huzurluyuz. Sana soralım, yarın okulda mı oluyoruz? Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Eğleneceğimi düşünüyorum. Eğleneceksin. Peki maske kullanmak zor mu? Virüs hakkında ne biliyorsun? Çok hastalık var, bunu biliyorum. Bir de elimi dezenfekte edeceğimi biliyorum. Çok tedirginlik var ama hayat her şekilde devam ediyor. Mücadele etmeye devam. Çok da geri kalmasını istemiyorum çocukların eğitimden de. Sadece biz değil, bütün dünya uğraşıyor bununla. Onlar şöyle, ilkokul 1'e gittikleri için de daha harfleri bilmiyorlar, okumayı bilmiyorlar. Yani online olsa çok büyük sıkıntı çekeriz. Ama yüz yüze 5-6 öğrenci bizim için çok büyük faydalı. Çünkü en azından mesafeli, öğretmenin gözetimi altında. Sonra daha iyi birebir disiplin alınacak. Öğretmenin ne demek olduğunu bilecek, okulun ne demek olduğunu bilecek. Yani bizim için yüz yüze çok önemli. Online bu çocuk ne verebiliriz? Anne baba olarak çalışıyoruz.
Hem bir öğretmen tutsam zaten maddi yönden çok sıkıntılarımız oluyor. Ve de öğretmene ekstra para verdiğimiz zaman ne derece sağlıklı olabilir? Çok heyecanlıydı. Biz yine akşam bütün hazırlıklarımızı yaptık. Okul çantamızı, kıyafetlerimizi gidecek şekilde hazırladık. Okula gittiği için o da çok mutluydu. Yani bir gün dahi olsa gitmek onun için güzeldi. Endişelerimiz şu anda az kişi olmaları aslında bir nebze rahatlatıcı. Veliler girişte alınmadı içeriye. Tabii bu da bir güzel uygulamalar arasında. İnşallah sıkıntısız atlatırız çocuklar okula başladıktan sonra. Tabii bunu biraz daha süreç içerisinde görebileceğiz ama şu an için biz çocuğumuzu okula getirdik. Heyecanlıyız ama burukuz bu sene böyle bir durum olduğu için evden okuldan devam edeceğiz inşallah. Biraz da temkinliyiz. Sürecin neler getireceğini hep beraber göreceğiz. Zaten daha öncesinden bu konuda hani birkaç aylık ön tecrübemiz olduğu için bilinçliydi. Hani yaz boyunca da temkinliydik, evdeydik. Şimdilik bir sıkıntı yaşamadık. Hani sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla temkinli olmaya devam edeceğiz inşallah gittiği kadar. Uzun süre maske takmaları küçük çocuklar için ne kadar şey olacak? Hani tereddütlerimizin, korkularımızın şeyleri var. Uzaktan gözlemlediğim kişiler bahçeye çıktığında maske içinde bunaldıklarını da görüyorum. Genel çocuklar için baktığım için. Oğlumuzu işte ilk gün getirdik. Mutluyuz şu anda. Düşüncem açılması taraftarıyım. Çünkü evde eğitim olmaz ister istemez ilkokul için. Çünkü neden derseniz hani arkadaş tanıması lazım, öğretmenin tanıması lazım. Yani evde ile okul bir olmaz. O yüzden tercihimiz okuldan yana yani.